TRT Haber ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Takvimler 11 Aralık 2020 Cuma gününü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca birinci sayfa programımızla evlerinize misafir olmaya adayız. Peki bugün neleri konuşacağız? Öncelikle Fransa ile Yunanistan'ın o beklediği, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin o beklediği yaptırım kararı Avrupa Birliği zirvesinden çıkmadı. Hem Avrupa Birliği'nden çıkan bu kararı değerlendireceğiz hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden bekleyenler var. Acaba Avrupa'dan çıkmadı, Amerika'dan bir yaptırım gelir mi diye içeride hayal kırıklığına uğrayanlar, dışarıda hayal kırıklığına uğrayanlar, yaptırım konusunu konuşacağız. Tabii ki Türkiye'nin de cevabı var bu tartışmalara ama Avrupa Birliği tablosu net, Washington tablosuna da bakacağız az sonra. MHP Genel Başkanı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok önemli açıklamaları var. HDP'ye yönelik açıklamalarını ele alacağız. Devlet Bahçeli 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında aralarında gazetecilerin de olduğu, bazı akademisyenlerin de bulunduğu bir grubun yayınladığı o bildiriye neler söyledi MHP lideri Devlet Bahçeli, buna bakacağız. Bir cümlesi de çok kritik: HDP'nin kapısına kilit vurulmalıdır dedi Devlet Bahçeli. İşte bu konuyu biraz daha açacağız. Koronavirüs elbette gündem maddemiz, son gelişmeleri alacağız. Geçtiğimiz saat içerisinde aslında 21 itibariyle, yani birkaç dakika oldu ve ikinci kez kesintisiz hafta sonu uygulamasına girdik, kısıtlama uygulamasına girdik. İşte biraz bunu konuşacağız. Bize ne katıyor virüsle mücadelede, bunu açacağız. Bu arada tüm dünyanın gözünü çevirdiği aşı çalışmalarıyla birlikte siber dolandırıcıları da burayı seçmiş durumda. Hem Türkiye'de hem dünyada siber dolandırıcıların neden hedefinde aşı var. Bunu açacağız. Bir de internet üzerinden çalışanların sayısında artış olunca korsanlar siber saldırılara ağırlık verdiler. Siber tehlikeleri ve korunma yöntemlerini ele alacağız. İşte bu başlıklarla birlikte birinci sayfa başlıyor. Evet, herkesin dilindeydi Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye'ye yönelik yaptırım çıkar mı çıkmaz mı? Türkiye aslında ayakları sağlam bir şekilde yere basıyor. Bu çerçevede hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki mesajları Avrupa'daki o zirvede yankı bulmuş gibi görülüyor. Beklenen olmadı, Türkiye'ye yönelik bir yaptırım çıkmadı AB zirvesinden. Bundan üzülenler var, özellikle Rum kesimi, Yunanistan, Fransa. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararı nasıl değerlendirdi? Hemen isterseniz ona bakalım, sonrasında diğer gelişmeleri de ekranlarınıza getireceğiz. Avrupa Birliği'nin dün yapmış olduğu zirve aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklı selim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar. Avrupa Birliği zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi umduğunu bulamadı. Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmamasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, talepleri haklı değildi dedi. Olası yaptırım kararının bir sonraki zirveye bırakılmasına değindi. 2021'de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Ben şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini de hatırlattı. Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun gümrük muafiyetine varıncaya kadar. Cumhurbaşkanı bu açıklamaları cuma namazı sonrasında yaptı. Mesajlarına partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında devam etti. Sadece Avrupa Birliği değil, ABD'nin de Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidine değindi. Siyasi sahiplerle ve rasyonel hiçbir temeli olmadan dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan, hiç kimseye faydası ve karı olmayan yaklaşımlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Avrupa Birliği hem de ABD'ye diyalog çağrısını yineledi. Her şeye rağmen bu konulardaki somut adımların, aklı selimin ve karşılıklı menfaatlerin ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Diyalog ve işbirliği ile çözülmeyecek
hiçbir meselemiz olmadığını düşünüyoruz. Aynı şekilde kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır. Evet, Türkiye'nin mesajı bu kadar net. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öncesinde de Avrupa'ya elini uzatmıştı. Bugün de öyle. Ne içindeyiz Avrupa Birliği'nin ne de dışında ama tablo iki taraf içerisinde ilişkinin sürmesi adına yeni adımların atılacağı yönünde. Bu noktada en çarpıcı mesaj da Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri yılın son zirvesini tamamladı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de ele alındığı zirvede Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'nın beklediği olmadı. Türkiye'ye yönelik kapsamlı yaptırım kararı alınmadı. Kısıtlayıcı tedbirlere bir takım eklerin yapılacağı belirtildi. Avrupa Birliği dönem başkanlığımızda Türkiye ile ilişkilerde daha iyi sonuçlar bekliyorduk. Fakat amaçladığımız kadar yapıcı olmadı. Yine de Türkiye ile yapıcı bir gündem üzerinde çalışmak istediğimizi söylemeye devam ediyoruz. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de birliğin göçle mücadele için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ortak sonuç bildirgesinde Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerini sonlandırmaya çağrıldı. Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeleri yeniden başlanması istendi. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ile ilişkiler konusunda bir rapor hazırlamakla görevlendirildi. Liderler Mart 2021'deki zirvede konuyu tekrar ele alacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ek tedbirlerle Avrupa Birliği'nin kararlılığını gösterdiğini savundu. Ancak Fransız medyası aynı görüşte değil. Frans 24 televizyonu, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin talebine rağmen Almanya, İtalya ve Polonya, NATO müttefiki bir ülkeye yaptırım uygulanmasına karşı çıktı ifadesine yer verdi. Yunan Newsbomb haber sitesi zirvede ihanet başlığını kullanırken Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetesi Tanea, Türkiye'ye karşı ılımlı yaptırım kararı alındı diye yazdı. Evet sevgili seyirciler, bu durumu biraz konuşmamız lazım. Bir süredir Türkiye'nin de gündemindeydi ve Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulayacak şeklinde haberler geliyordu ama bu gerçeğe dönüşmedi. İşte bundan sonrasında Mart'ı işaret edenler var ama bu süreçte Avrupa Birliği'nde aklı selim galip geldi. Türkiye ne içinde Avrupa Birliği'nin ne dışında söylediğimiz gibi ama biraz daha açacağız. Bu ilişki nereye gider bu şartlar altında? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Nail Alkan hocamız bizlere eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Cengiz Han Bey, hoş bulduk. Şunu öncelikle sormak istiyorum size. Karşılıklı ilişkiler, ülkeler arası ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi. Bu adeta iki insanın ilişkisine de benziyor ama ilişkide ast üst olmaz, olmamalı. Şimdi Avrupa Birliği'nden bir takım kesim hep Türkiye'nin sanki üstündeymiş gibi davranıyor ama Türkiye'yi çok iyi bilen ve Türkiye'yi tanıyan, ekonomik gücünü de bilen ülkeler de var. İlişki nasıl gider bu süreçte? İşte Mart ayını işaret eden var, sonrası diyen var ama Türkiye'de bir yandan kendi varlığını, ağırlığını da ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi doğru okuyabilenler ağırlıkta mı? Ne dersiniz? Vallahi Türkiye'yi doğru bilenler doğru biliyor. Şimdi örneğin dünkü oylamaya baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'nin karşısında 5 tane devlet var. Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya ve Lüksemburg. 22 tane devlet Türkiye'nin yanında yer alıyor. Başta Almanya olmak üzere. Burada açıkçası Almanya'nın dönem başkanlığında da vurgu yapmak lazım. Şansölye Merkel'e vurgu yapmak lazım. Şansölye Merkel yani Almanya'yla beraber bu krizi açtık. Fransa'ya rağmen bu krizi açtık. Yani demek ki Türkiye'yi cidden benimseyenler var, Türkiye'yi destekleyenler var ve bu hep böyle devam edecek. Hani bakın bu yaptırım olayları da yeni değil. Şubat ayında ilk yaptırımlar söylendi. İki kişi üzerine bir yaptırım uygulanmaya başlandı. Bir liste yayınlandı iki kişiyle ilgili. Şimdi diyorlar ki belki işte birkaç kişi daha gelir ama aksi takdirde Yunanistan istediği ağır yaptırımlar, mesela silah ambargosu, mesela ekonomik ambargo, ticari ambargo, bunlar hiçbir tanesi olmadı ve tahmin ediyorum, yorum da yapıyorum açıkçası. Ben zaten bir yaptırım çıkacağını da şu zirvede beklemedim. Mart'ta da bir şey olmayacak. Hatta şunu söylüyorum, Yunanistan'ın istediği ağır yaptırımlar gelmedi. Tam tersine light yaptırımlar uygulandı. Yani bir şekilde
Avrupa Birliği de tabii işte ülkelere de bir şekilde dikkat etmesi lazım. Ne Türkiye'yi tam olarak küstürdü. Diğer taraftan da diğer ülkelere de hani şu mesajı verdi. Yani biz yine işte biraz dikkat ediyoruz. İşte bazı konularda Türkiye'yi tartışacağız. Merkel'in biliyorsunuz çok güzel bir cümlesi vardı. Yapıcı bir gündem istiyoruz Türkiye'yle. Yani bu çok olumlu bir mesaj. Yani olumsuz bir mesaj vermiyor Merkel. Tam tersine yapıcı bir gündemden bahsediliyor. Yani Türkiye'yi kaybetmek istemiyor Avrupa Birliği. Niye? Çünkü Türkiye ihtiyaçları var. Emin olun ki Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bu denli ihtiyacı olmasa Avrupa Birliği çoktan ilişkileri belki kesmiş durumda olur. Türkiye ihtiyacı var çünkü malum işte mülteci anlaşması 2016 yılında ve bu mülteci anlaşmasından sonra yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a kaçanların sayısı bir hayli azaldı. Avrupa çok memnun, çok mu? Ama işte Sayın Cumhurbaşkanı da demin ifade etmişti, Avrupa Birliği de verdiği sözleri tutması gerekir. İşte örneğin bir tanesi 3+3 milyar avro para gelecekti. Diğer taraftan vize muafiyeti, diğer taraftan fasıllar açılacaktı. Bugüne kadar 2016'dan beri bir tane fasıl açıldı. Vize muafiyeti bir türlü gelmedi. Yani bir taraftan Avrupa Birliği'nden de artık biraz iyi niyet beklememiz lazım. Hani tamam ilişkiler çok iyi gitmiyor. Daha 2020'de de belki çok iyi gitmedi ama artık hani şunu da görüyorlar herhalde. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı bazı olumlar, adımlar Avrupa Birliği'ne yönelik attı. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? İşbirliği ve diyalog olarak her sorunu çözebiliriz. Yani bir şekilde biz çözüm odaklı bir siyaset yapmayı teklif ediyoruz Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği'nin de artık inşallah bir çözüm odaklı siyaset yapmaya çalışır. Sorunları başka türlü çözemeyiz. Mustafa Hocam şimdi baktığımızda Avrupa Birliği'nin sözünü tutmadığı bir süreç var. Hani bunu bir kenara bırakıyoruz. Bir yandan da Türkiye'nin egemenliğine yönelik müdahale adımları var. İşte Türkiye'nin kıta sahanlığına ilişkin, Türkiye'nin kıta sahanlığını sanki onların belirleme hakkı varmışçasına bir takım oldu bittiler yapmaya çalışılıyor. Ve bunu Yunanistan'ın savunurcasına yapıyor. Şimdi baktığımızda evet, sözünüzü tutmayabilirsiniz, hadi bunu geçtik, ama Türkiye'nin egemenliğine yönelik Avrupa Birliği'nin bir adım atması mümkün olabilir mi? Hocam ya sonuçta dediğim gibi Türkiye'nin egemenliğine hiç kimse laf atamaz, hiç kimse bir şey yapamaz. Burada biraz tabii diplomasi biraz önemli. Yunanistan'ın şöyle bir avantajı var. Yunanistan'ın etrafında çok fazla destekleyen ülkeler var. Biraz hani daha fazla lobi yaparak, biraz kendimizi daha iyi ifade ederek, şimdi örneğin Mart'a kadar da bir 3 ay zaman var. Bu konuları biraz Avrupa Birliği'ne anlatarak, diyalog süreciyle yaratarak Yunanistan'ı destekleyenler artık inşallah bizi desteklerler. Dediğim gibi Yunanistan yanına Fransa'yı aldı. Şunu sormak lazım Fransa'ya. Fransa, senin Doğu Akdeniz'de ne işin? Hani Yunanistan'ı anlıyorsun. Güney Kıbrıs'ı anlıyorsun. Fransa'nın ne işi var Doğu Akdeniz'de? O yüzden açıkçası Fransa'ya da biraz değinmek lazım. Fransa'da gelecek sene seçimler var. Cumhurbaşkanı Macron yeniden aday olacak büyük bir ihtimalle. Bence kazanma şansı da çok zayıf gözüküyor. Macron biraz da tabii Avrupa Birliği'nde lider olma konumunda. Malum gelecek sene Almanya'da da seçimler var. Almanya'daki seçimlerde daha siyasi partiler adaylarını tam olarak belirleyemedi. Örneğin Hristiyan Demokratlar. Macron burada bir boşluk görüyor, bir zaaf görüyor ve bir şekilde Avrupa Birliği'nde lider ülke olma konumuna geçmiyor. Bunu aynı 1951'lerle kıyaslayabiliriz. O zaman da Avrupa Birliği ilk kurulduğunda De Gaulle vardı, Fransa vardı. Sonra işte İtalya, Almanya, bir de Benelux ülkeleri. Yani o zaman nasıl De Gaulle döneminde güçlü bir Avrupa Birliği oluşturmaya çalışıyordu? Lider Fransa etrafında. Bugün de Macron aynı şeyi yapmaya çalışıyor ama bence Macron bunda çok başarılı olamayacak. Buna bakarsanız Macron da işte geçen sene NATO'nun beyin ölümünden bahsetti. Yani NATO'yu da mozman kapatalım Sayın Macron. Hani bunu da mı istiyorsunuz? Zamanda zaten Fransa NATO'dan çıkmıştı, sonra geri döndü. Evet. Önce hani birazcık artık hani diyalog sürecine, birazcık birbirimizi dinleyerek, birbirimizi anlayarak siyaset yapmamız lazım. Peki Türkiye'nin bundan sonra atabileceği adımlar, yani Brüksel'de ciddi bir çalışması olmuş belli ki Türkiye'nin. Çünkü 20'den fazla Avrupa Birliği üyesi ülke 22. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıktı. Hatta bunun önüne set çekenler de oldu. Almanya gibi özellikle ekonomik çıkarları da ön plana alıp bunun karşısında duranlar da oldu. Baktığımızda evet birliğe üye değiliz ama birlik içerisinde de büyük bir çoğunluğa etki edebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte acaba başkentler üzerinden Türkiye yeniden bir diplomasi harekatı mı gerçekleştirmeli? Ne dersiniz? Vallahi bence şimdi Mart'a kadar bir 3 ayımız var. Hani hem bilateral olarak, yani hem ikili olarak, hem de işte Avrupa Birliği'ne giderek orada yoğun bir şekilde
diplomasi yürütmemiz gerekir. Hani 22 değil de belki 26-25 tane de bizi destekleyecek. Çünkü açıkçası onlar da Türkiye'nin bir önemini biliyorlar. Şunu size söyleyeyim. Türkiye'nin jeostratejik önemi olmasa, Türkiye NATO üyesi olmasa Türkiye bu kadar önemsemezler. Artı Türkiye'yle bir mülteci anlaşması var. Hani evet. Diyorlar ki Türkiye ihtiyaçlarımız var. O yüzden zaten bir şekilde onlar da doğruyu görecekler. Ama yani bu doğruyu görürken de bizi çok bu kadar kırmasınlar. Şunu da unutmasın Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin kapısında 60 yıldır bekliyoruz. Hiçbir ülke bugüne kadar bu kadar uzun beklemedi. Yani birazcık da bir iyi niyet göstersinler. Keşke deseler ki işte 2023'te, 2024'te her şeyi düzgün yaparsanız üyelik olabilir. Halen bize bir üyelik tarihi verilmedi. Bakın Batı Balkanlara üyelik tarihi veriliyor. 2025-26 deniyor. Biz 60 yıldır bekliyoruz. Halen bir tarih yok. Yani bizim de sabrımızı çok da fazla zorlamasınlar. Çünkü cidden Türkiye'de artık eskisi gibi Avrupa Birliği heyecanı da kalmadı. Bu da bunu önemli biraz geri aslında. Getirmek istiyorlarsa yani birazcık hani biraz de şımartsınlar. Biz de biraz hani hoş tutsunlar. Türkiye'deki Avrupa Birliği motivasyonu da artık kaldığı da çok söylenemez. Biraz da şunu konuşalım mı hocam? Yani yurt içerisinde de hükümete muhalif herkes olabilir. Bunda bir problem yok ama yaptırım gelsin, Türkiye sıkışsın, hükümet sıkışsın diyenler de oldu. Yurt dışında da işte eli boş çıkanlar da oldu. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrildi. Adeta sanki Türkiye'yi birileri cezalandırsın diyenler de var. Ne bekliyorsunuz? 20 Ocak'ta Biden koltuğa oturacak muhtemel. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde Avrupa Birliği'nde bunu frenleyen var ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ne frenler Washington yönetimini? Vallahi bence Avrupa Birliği biraz da açıkçası bekledi. Amerika'nın işte Biden'ın başa geçmesini bekledi. Ocak 20'de görevi devralacak. Ve bir eşgüdüm arıyor Avrupa Birliği devletleri Biden'la. Çünkü Avrupa Birliği de çok zarar gördü Trump'tan. Şimdi Avrupa Birliği de işte Biden yeni bir sayfa açmak istiyor transatlantik ilişkilerinde. Ve bence yine Avrupa Birliği ülkeleri başta işte Almanya, Merkel olmak üzere Türkiye'nin yanında yer alacak ve Biden'ın da bence Türkiye politikası olumsuz olmayacak. Yani Biden'den bir yaptırım beklemiyorum. Hani onlar da bir şekilde Türkiye'nin öneminin farkında, Türkiye'nin bölgedeki öneminin farkında. İşte dünkü Azerbaycan'daki günü gördünüz, o mutlu günü gördünüz, coşkuyu gördünüz. Yani sonuçta Türkiye cidden hani açılımı var, bir Asya açılımından bahsediyoruz. Türkiye cidden bölgede çok çok etkin bir ülke konumu haline geliyor. O yüzden Türkiye'siz bir dünya olmaz, Türkiye'siz bir Avrupa Birliği olmaz, Türkiye'siz bir Kafkasya'da olmaz. Şimdi Biden'a baktığımızda bir anda Rusya'ya yönelik bir adım atması lazım. Seçim kampanyasında bunun mesajını verdi. Bir takım sinyaller var ama Avrupa Birliği'nde kendisini mesela NATO'dan az önce bahsettiniz. Fransa beyin ölümü gerçekleşti dedi NATO için. Şimdi o NATO'yu kullanabilmek adına NATO'nun en önemli gücü Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Türkiye ile ilişkilerde bir kırılma Biden'ın Rusya politikasına zarar vermez mi? Vallahi ben zaten Türkiye'li bir kırılma beklemiyorum. Tabii ki yani zarar verir. O yüzden ben zaten hem Biden'ın daha yapıcı bir Rusya politikası yürüteceğini tahmin ediyorum. Diğer taraftan da Türkiye'yi hani kaybetme riskine giremez Biden. Yani sonuçta biliyorum Biden hakkında ilk başta çok olumsuz şeyler söylenildi. Hatta keşke Trump kazansa denildi Türkiye'de Türkiye lehine. Ben açıkçası hani Trump'ın Türkiye'ye çok bir fayda görmediğini görüyorum. Hani Biden biraz daha mantıklı. Biden biraz daha hani ortakları düşünüyor, stratejik ortakları düşünüyor. İşte Biden en başta transatlantik işe önem verecek. Sonuçta Türkiye de bunun bir parçası. Türkiye NATO üyesi ve dediğiniz gibi Amerika'dan sonra en önemli NATO üyesi. O yüzden bence yani 2022 yılında hem Türkiye ABD açısından hem de Türkiye Avrupa Birliği açısından çok daha verimli geçeceğini ümit ediyorum ve tahmin ediyorum. Tabii bizim silahlı kuvvetler anlamında, savunma sanayi anlamında son yıllarda attığımız adımlar belli. Bundan sonrası için herhalde ekonomi üzerinde daha çok Türkiye ağırlık veriyor. Evet. Ki Türkiye'de belki de bu ilişki anlamında silah ambargosu Türkiye'yi hiç ırgalamaz bu süreçte ama ekonomi çerçevesinde hem Avrupa Birliği'ne hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne ulusal bağımsızlığımız anlamında yeni argümanlar eklemeliyiz. Türkiye ekonomisini güçlendirmeliyiz. Öyle gözüküyor. Evet. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Nail Alkan çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz.
Sevgili seyirciler, şimdi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ndeki alınan karar dedik ya hayal kırıklığı oluşturdu. Özellikle yurt dışında, Fransa'da, Rum kesiminde, Yunanistan'da bu durum medyaya da yansıdı. Bu ülkelerin medyasındaki gazeteler bakın hangi manşeti attı? Almanya'nın Der Spiegel dergisi Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkileri pozitif tutma sinyali verdi dedi. Yaptırım isteyenlerin uğradığı hayal kırıklığı kendi ülkelerindeki medyaya da yansıdı. Newsbomb haber sitesi zirve ihaneti başlığını kullanırken Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetesi Tanea Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı ılımlı yaptırımlar kararı alındı diye yazdı. Yunan Katimerini gazetesi de Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması konusunda yine erteleme başlığını attı. Frans 24 televizyonu, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin talebine rağmen Almanya, İtalya ve Polonya NATO müttefiki bir ülkeye yaptırım uygulanmasına karşı çıktı ifadesine yer verdi. Sevgili seyirciler, Türkiye göçmenlere nereden gelmiş olursa olsun kapılarını açtı. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden ama bazıları Avrupa'ya gitmek istiyor ki bu süreçte birçoğu hayatını kaybediyor. Ege Denizi'nde, Afrika üzerinden gidenler de Akdeniz üzerinde. Şimdi burada şüpheli noktalar var. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri ölüme terk etti. Bir kez daha belgelendi. Yunan Sahil Güvenliği'nin Rodos'un kuzeyinde göçmenleri Türk kara sularına dönmeye zorladığı o anlar görüntülendi. Dışişleri Bakanlığı hem Yunanistan'a hem de Avrupa Birliği'ne sert tepki gösterdi. Göçmenleri yine Türk kara sularına ittiler. Açık denizde ölüme terk ettiler. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan uygulaması insansız hava aracı tarafından saniye saniye kaydedildi. Yunan Sahil Güvenlik Konsulları gemiyle getirdikleri göçmenleri Ege Denizi'nde Rodos Adası'nın kuzeyinde iki şişme bota aktardı. Ardından Türk karasularına itti. Göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekibi yetişti. Gemiye alınan göçmenler daha sonra kıyıya çıkarıldı. Türkiye, Yunanistan'ın hukuk dışı uygulamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri geri itmesi ve bu eylemlere Frontex'in dahil olması Avrupa Birliği için yüz kızartıcı açıklaması yaptı. Avrupa Birliği Sınır Güvenlik Birimi Frontex'in Yunanistan'ın göçmenlere karşı tutumunu bilmesine rağmen bunu kamuoyundan gizlediği iki hafta önce Alman basınında yer aldı. Habere göre göçmenlerin geri itilmesi Frontex yetkilileri tarafından kayıt altına alındı. Ancak icra direktörü Fabrice Leggeri bu bilgileri sümenaltı etti. Konuya ilişkin oluşturulan çalışma grubu bir rapor hazırlayarak Ocak 2021'de Frontex Yönetim Kurulu'na sunacak. Frontex gemilerinin göçmenleri açık denize ittiği haberleri üzerine Avrupa Birliği Ombudsman Kurumu da bir soruşturma başlatmıştı. Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında aralarında gazeteci, akademisyenlerin de bulunduğu bir grubun yayınladığı o bildiriye sert tepki gösterdi ve HDP'nin kapısına kilit vurulmalıdır dedi. Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda söz konusu bildiriyi zillet bildirisi olarak nitelendirdi. Bildiride imzası bulunanlar hakkında ihanet masasının başında mama kuyruğuna girmişlerdir ifadelerine yer verdi. MHP lideri Bahçeli açıklamasında HDP'nin bir terör sorunu olduğunun altını çizdi ve bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli özellikle HDP'ye yönelik eleştirilerini bir kez daha ortaya koydu ve adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmelidir. HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır dedi. Hem 10 Aralık dolayısıyla yayınlanan o mesaj hem de son günlerde HDP üzerinden yaşanan gelişmeleri MHP lideri Devlet Bahçeli işte böyle değerlendirdi. Peki Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli ki siyasette çok saygın ağırlığı olan bir isimdir. Bu açıklamaları neden yaptı veya yapıyor? Son dönemde yaşanan bazı olaylar var ki onlardan birisi. HDP'li milletvekili Nuran İmir'in gözaltına alınan teröristin cebinden telefonunu alırken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Yani görüntülerde terörist gözaltına alınıyor. Tam o esnada teröristin cebinden cep telefonunu alıyor. Bu durum çok önemli. HDP'li milletvekili hakkında delilleri kararttığı gerekçesiyle soruşturma hazırlandı. Ne diyorsunuz? İmran dedin arkadaşlar.
HDP'li milletvekili gözaltına alınan terör örgütü üyesinin cebinden telefonu böyle aldı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunan Ercan Oğuz, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak isteniyor. Bu sırada HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir devreye giriyor. Önce terör örgütü mensubu Ercan Oğuz'un gözaltına alınmasını engellemeye çalışıyor. Ardından arka cebindeki telefonu alıyor. HDP'li vekilin teröristin telefonunu alması delilleri karartma yöntemi olarak değerlendirildi. Nuran İmir hakkında soruşturma evrakı hazırlandı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Evet sevgili seyirciler, tüm bu yaşananları değerlendireceğiz. Şimdi ne oluyor? Özellikle terör örgütüyle doğrudan bir milletvekilinin bağlantı kurması veya bir partinin bağlantı kurması ne yapılmak isteniyor? Bunu konuşacağız, biraz daha açacağız. Kıymetli bir isim gazeteci Hilal Kaplan bu gece konuğumuz olacak. Hemen Sayın Kaplan'a merhaba diyelim. Sayın Kaplan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi görüntüleri izleyince herkesin sorduğu şu, evet bir partinin bir görüşü olabilir, katılmayabiliriz ama dünyada hiçbir parti terör örgütüyle doğrudan bağlantı kuramaz. Şimdi baktığımızda öncelikle bu görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir milletvekili ki farklı görüşü olabilir, saygı duyarız ama teröristin cebinden delili alıp saklamış olmasını siz nasıl değerlendirirsiniz? Takdir edersiniz burada bir görüş ayrılığından bahsetmiyoruz. Burada bir demokratik haktan ya da bir insan hakkından da bahsetmiyoruz. Gözaltına alınan bir zanlı var ve bu zanlının cebinden polislerin görmeyeceği şekilde bir milletvekilinin delil anlamı taşıyacak olan cep telefonunu aldığını ve delil karartmaya aktif bir şekilde yardımcı olduğunu görüyoruz. Ve dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun bu bir suçtur. Ve bu suçu işleyenin milletvekili olması işlenenin suç olduğu gerçeğini değiştirmez. Evet. Fakat maalesef bunun gibi çok vahim hadiseler biz gördük, şahit olduk. HDP'nin PKK ile arasındaki organik ilişkiyi gizlemeye dair herhangi bir çabasından bile bahsetmek söz konusu değil aslında. Yani en son hatırlarsınız Necmettin öğretmenimizi şehit eden teröristler öldürülmüştü. Ve bu teröristin ailesine taziyeye giden HDP'li vekiller olmuştu. Bundan önce de geçtiğimiz senelerde canlı bomba olarak terör eylemi gerçekleştiren PKK'lıların evlerine giden HDP'li, taziyelerine giden HDP'li vekiller olmuştu. Başka yine terörist cenazelerinde de boy gösteren HDP'li vekiller olmuştu. Dolayısıyla PKK ile kendi arasındaki organik bağı hiçbir şekilde gizlemeyen bir yapıdan söz ediyoruz HDP dediğimizde. Ben burada müsaadenizle hani hep deniyor ya Avrupa'daki demokrasi anlayışı açısından HDP'nin kapatılması yanlış olur. HDP'ye bu anlamda haksızlık yapılıyor. İnsan hakları, demokrasi açısından bunu değerlendirelim. Biliyorsunuz İspanya'nın bir terör sorunu oldu uzun Bask yıllar. Bask bölgesinde özellikle. Bask bölgesinde ve ETA buradaki terör örgütünün ismi. ETA ile bağlantılı olan siyasi partinin ismi de Batasuna'ydı. Batasuna 98 seçimlerinde Bask bölgesinde %20'ye yakın oy aldı. Fakat 2002 yılında 3 yılını önce bu parti askıya alındı. 2005 yılında kapatıldı. 2008 yılında da cezası kesinleşti. Bu davanın işleyişine baktığınızda ve karar metnine baktığınızda İspanyol Yüksek Mahkeme Yargıcı Baltasar Garzón'un önderliğinde hazırlanmış bir dosya ve içindeki maddeler şunlar. Örneğin ETA'nın terör örgütü olduğunu söylememe, yapılan terör saldırılarını kınamama, siyasi afişlerde terör propagandası sayılabilecek ifadelere yer verme ve halkı devlete karşı ayaklanmaya kışkırtma. Şimdi bu başlıkların her birini Türkiye için şöyle bir değerlendirin, HDP için şöyle bir değerlendirin. Aklınıza şu anda bile herhangi bir araştırma yapmadan bile birçok örnek geliyordur eminim. Yani
PKK'nın bir terör örgütü olmadığı, hatta işte yurt savunmasındaki silahlı önemli bir güç olduğu, bu anlamda yapılan hiçbir terör eyleminin kınanmamasını, hatta milletvekili bırakın, aracında taşınan teröristler olduğuna da şahitlik ettik. Yani bunun çok daha ötesinde. Aynen öyle. Yani birebir doğru hatırlattınız. Silah aracında silah taşınan vekiller, canlı bombaların cenazelerine giden ya da canlı bombaları kadın haklarını desteklemek için bir örnek olarak gösteren HDP'li milletvekilleri. Yani örnekleri o kadar çoğaltabiliriz ki baktığınızda ve en son 6-7 Ekim katliamında HDP'nin oynadığı önemli başat rol. Tüm bunlar göz önüne alındığında, yani vekil vekil gidilecek ya da belediye başkanı belediye başkanı tek tek gidilecek bir durumdan çok karşımızda yapısal, sistematik olarak bir kandil vesayeti altında olma ve bundan dolayı da devamlı... Sözünüzü kesiyorum ama baktığınızda verdiğiniz örnekler o kadar somut ki, şimdi geriye dönük, yani çok kısa bir sürede baktığımızda HDP acaba yeni bir siyaset üretemediği veya bu üretme mekanizması Kandil tarafından kesildiği için kendi kendine intihar mı ediyor? Yani demokratik sistemde bugün HDP'yi dünyanın neresine koyarsanız koyun, sizin de söylediğiniz gibi bir takım tepkilerle, yargısal süreçlerle karşı karşıya kalınır. Evet, fikir savunabilirsiniz ama burada terör eylemine doğrudan karışmak suç, hepimiz için suç. Acaba burada bir harekiri mi yapılıyor? HDP siyaset üretemediği için mi bunu yapıyor? Şu anda PKK yurt içinde inanılmaz anlamda sıkıştırılmış durumda. İşte en son İçişleri Bakanımız Soylu'nun açıkladığı rakamlara baktığınızda 300 rakamından bahsediliyor. Yani yurt içindeki terörist sayısı. Suriye'de sınırımızdan temizlemiş durumdayız. Büyük ölçüde sınırımızı stabilize etmiş durumdayız. Dolayısıyla Irak'ta yine yapılan operasyonlarla bu anlamda önemli ölçüde güç kaybına uğramış durumdalar. Ve bu kışkırtma hareketleriyle bir şekilde tekrar mağdur pozisyonuna yatma gibi bir stratejileri olabilir. Ama işin o kısmının bizi ilgilendirdiğini sanmıyorum ben. Yani eğer bir demokraside yaşıyorsak gerçekten, yani hatta bir yazı yazmıştım, İspanya kadar demokratik olsak yeter diye. Yani İspanya'nın terörle mücadelesindeki sadece 900 kişinin canına kıymış bir terör örgütünden bahsediyoruz. ETA dediğimizde bizim kangren haline gelmiş bir terör sorunumuz var. 40 yıldır devam eden ve bu terör sorununa devlet barışçıl yollarla çözüm imkanı da tanıdı. Yani ben çözüm sürecini desteklemiş bir insanım ve bununla da önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyordum Türkiye için. Ve gerçekten doğru bir karar olduğunu halen düşünüyorum. Çünkü çözüm süreci olmasaydı devletin, PKK'nın devleti tanımlama biçimi hep bir baskı unsuru olarak görünecekti. Fakat eğer bugün Şırnak'ta, Ağrı'da, hatta Uludere'de bile AK Parti kazanabiliyorsa, bunu önemli anlamda çözüm sürecinin HDP kitlesinde, normalde HDP kitlesinde olan insanlarda yarattığı soru işareti. Çünkü devlet barışçıl yolu denedi, PKK bunu sabote etti. Yani dolayısıyla bu anlamda HDP'nin şu anda sistematik bir biçimde Kandil vesayeti altında olduğu ve terörü benimsediğini görüyoruz. Hatta bunu ben demiyorum. En son şeye bakın, Ayhan Bilge'nin açıklamaları var. Biliyorsunuz HDP'den seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu açıklamaları yaptı. Ve dedi ki HDP'de bir vesayet ve müdahale sorunu vardır. Biz bunu nasıl aşabiliriz? Buna dair bir öz eleştiri metni yayınlamıştı. Yani bu vesayet ve müdahale sorunundan kendileri de farkındalar. Fakat bu vesayet ve müdahale sorunu çözülemez. Evet. Çünkü varlığını Kandil'e borçlu olan ve bunun üzerinden ancak siyaset yapabilen bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden yapısal bir sorun söz konusudur diyorum. Yani tek tek kişiler üzerinden giderek varacağımız bir nokta olmadığını son 10 yıl bize göstermiştir. Burada isimlerin yerini değiştirebiliriz. İşte PKK'lı terörist değil de bir FETÖ mensubu veya bir DH mensubuna bir milletvekili cep telefonunu tam gözaltına alınırken saklasa ne düşünürüz? Yani bu hangi partiye mensup olursa olsun. Burada özellikle terörle mücadelede fikirler olabilir ama
ama teröre doğrudan karışmak herhalde hukuk sisteminde yer almaması gerekiyor. Sayın Kaplan, size bir de şunu sormak istiyorum. Son dönemde bunun sıklıkla örneklerini gördük ki geçtiğimiz gün TRT Haber'de arkadaşlarımızla bir haber paylaştılar. FETÖ ile PKK ilişkisi. Biz hani iki farklı örgüt, iki farklı amaca sahip terör örgütü olarak görüyoruz ama geçtiğimiz yıllarda aslında o kadar da farklı olmadıklarına şahitlik eden neticeler ortaya çıkıyor. Şimdi bu FETÖ ile PKK arasındaki bağ nedir? Sizin tespit ettiğiniz veya takip ettiğiniz bağ ve bu ortaklığın amacı ne olabilir FETÖ ile PKK'nın? FETÖ ile PKK'nın amaçları açısından Türkiye'de oluşturmaya çalıştıkları yıpratıcı etkiler açısından bir ortaklığı var. Ve bu anlamda beslendiği kaynaklar da çok benzer olduğunu düşünüyorum. Yani açıkça söyleyeceğim, FETÖ'nün elebaşı şu an ABD'de oturmasıyla YPG'nin ABD tarafından destekleniyor olması arasında bir bağ görmemek sanıyorum naiflik olur. Dolayısıyla FETÖ ve PKK yakınlığına dair bugün Kemal Gümüş'ün TRT Haber'de çıkan başarılı haberinde son örneğini gördüğümüz olayın başka örneklerini de daha önce yaşamıştık. Örneğin Türkiye sınırından birlikte kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK unsurları olmuştu, yakalanmışlardı. Keza sosyal medya kullanan herkes FETÖ'nün tezleriyle PKK'nın tezlerinin son dönemde nasıl %100 aynı olan bir yere geldiğini, evrildiğini görebilir. Bu anlamda Türkiye'de oluşturmaya çalıştıkları ve Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıştırmaya çalıştıkları cendere anlamında hem amaçları, hem yöntemleri, hem de en son TRT haberinde de gördüğümüz gibi birliktelikleri çok somut bir şekilde ortada görülüyor. Fakat tabii ki bu ister istemez insanı düşündürüyor değil mi? FETÖ unsurları ordumuzun içerisinde, polisimizin içinde de bir zamanlar vardı. Ve PKK ile mücadelede nasıl hainliklere imza atıldı, bu anlamda şehitler verdik, insanlarımızı kaybettik. Ve şu anda PKK ile mücadelede başarıya ulaşmamızın FETÖ ile mücadelede başarıya ulaşmamızla eş zamanlı gitmesi de bir tesadüf değil bu açıdan. Yani Türkiye içerisinde 300 teröristin kaldığı, Suriye sınırının temizlendiği, Irak'ta çok önemli operasyonların yapıldığı bir dönemde bu birlikteliği deşifre eden ve bu birlikteliği ortadan kaldırmaya yönelik, bu iki unsuru da ortadan kaldırmaya yönelik operasyonların yapılıyor olması ve gerçekten başarılı sonuçlar elde ediliyor olması da bir tesadüf değil. Öyle gözüküyor ki terörle mücadelede hiçbir zaman zafiyet verilmemesi gerekiyor ki o zafiyet verilme veya biraz görmezden gelindiğinde yeni alanlar, yeni bataklıklar oluşturmasın, yeni annelerin gözünden yaş akmasın. Şimdi anneler Diyarbakır'da nöbet tutuyor evlatlarına kavuşabilmek adına. O anneler koparılan evlatlarını istiyor ama yeni annelerin onların arasına eklenmemesi adına da terörle mücadele tüm örgütlere yönelik devam edecek. Demokrasiye hepimizin saygısı, farklı fikirlere saygımız var. Biz karşılıklı konuşsak belki 100 çeşit farklı fikrimiz vardır ama hepimiz hukuk çerçevesinde kalmakla mükellefiz. Buna milletvekilleri de, siyasi partiler de 7'den 77'ye herkes dahil. Gazeteci İlal Kaplan, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sevgili seyirciler, az önce Hilal Kaplan da ifade etti. FETÖ-PKK ilişkisine dair TRT Haber'de çok muazzam bir iş imza atıldı işin altına. Kemal Gümüş, arkadaşımız Kemal Gümüş, 2017 yılında TSK'dan ihraç edilen eski 2. Hudut Tabur Komutanı Mehmet Okan Arıkan gözaltında FETÖ soruşturması kapsamında. Hakkındaki iddialar 2017'de mühendis Mehmet Akça'nın teröristlerin tuzakladığı bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmesiyle, şehit olmasıyla ilgili. Arıkan, teröristlerin patlayıcı döşediğinden haberdar edilmesine rağmen bir işlem yapmamakla suçlanıyor. Olay ilişkin görüntülere ve bilirkişi raporuna da TRT Haber ekibinin Kemal Gümüş ulaştı. Şimdi o özel haber geliyor ekranlarınıza. Siirt'teki FETÖ soruşturması kapsamında 2017 yılında ihraç edilen eski kurmay yarbay Mehmet Okan Arıkan, şimdi Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltında. Ankara'da gözaltına alınan Arıkan, Kilis'e getirildi. Hakkındaki iddialar, terör örgütleri FETÖ ve PKK işbirliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Görüntüler Türkiye-Suriye sınırından. Tarih 8 Temmuz 2017. 5 PKK'lı terörist, kilise bağlı Demir Işık Köyü yakınlarındaki sınır duvarına yaklaştı. Teröristlerden ikisi duvarın yanındaki yolu kazarak bir şeyler yerleştirdi. Bölgeyi güvenlik kameralarından izleyen askerler, durumu telsizle komutanları Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan'a bildirdi. Bir şeyler kazıyorlar komutanım. Oraya bunlar, sanki bir şeyler döşüyorlar. Bunlar bir şeyler gömüyorlar ha. Komutanım gelsinler isterseniz buraya. Vallahi buradan net gözüküyor. İsterseniz bir gelin komutanım lantla. Nöbetçi askerler şüphelenmişti. Vallahi gümletilebilirler ha. Bayın da olabilir. Buraya gelebilir ha. Tavur komutanı o taraftan geliyormuş. Ama iddiaya göre gelen olmadı. O teröristlerin niye geldiği, yola ne gömdükleri de araştırılmadı. Ve tam da o noktada haftalar sonra bir patlama meydana geldi. ...23 Ağustos 2017... Türkiye-Suriye sınırına inşa edilen güvenlik duvarının kontrolünü yapan mühendis Mehmet Akçan, terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamera kayıtlarına da yansıyan mayınların 45 gün önce yerleştirildiği belirlendi. Mühendis Mehmet Akçan daha 30 yaşındaydı. Patlamayla ilgili soruşturmada teröristlerin kimliğine ulaşılamadı. Ama Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olayın peşini bırakmadı. Görevli 7 kişi hakkında inceleme başlattı. Sorumluların tespiti için de bilirkişi raporu istedi. Hakkında inceleme başlatılan kişilerden biri, askerlerin o gün durumu bildirdiği Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan'dı. Bilirkişi raporunda 1. derece asli kusurlu olarak tabur komutanı Arıkan gösterildi. Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan, diğer personelin görevini yapmasına izin vermedi. Teröristlerin 1 saat kazı ve kablolama faaliyetlerinin patlayıcı madde tuzaklama olarak değerlendirilmesine rağmen mayın arama taraması yapılması için çaba göstermedi. Giriş çıkışların yapılmasına engel olacak şekilde fiziki bir tedbir aldırmadı. Aradan geçen süreçte FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilmişti. Şimdi Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltında. Arıkan'ın teröristlerin sınırda tuzakladığı mayınlarla ilgili sınırda denetimler yapan dönemin valisi Mehmet Tekin Arslan'a da herhangi bir bilgi vermediği öğrenildi. Söz konusu tuzağın vali için hazırlandığı iddialar arasında. 8 seyirciler, kamuoyunda onlar Diyarbakır anneleri olarak biliniyor. Aslında bu ülkenin anneleri, Türkiye'nin anneleri, farklı şehirlerden gelenler var. Tek amaçları çocuk yaşta kaçırılan evlatlarına kavuşabilmek. Terör örgütü PKK her biri çocuk yaştaki bu isimleri kaçırdı. Şimdi akıbetleri bilinmiyor. Bu ailelerin arasına bir aile daha katıldı. Kocaeli'nden Diyarbakır'a giden Zinnet Cengiz 5 yıl önce kaçırılan oğlu için oturma eylemi başlattı. 5 yıl önce 18 yaşındaki oğlu kandırılıp dağa kaçırıldı. Gözyaşlı Zinnet Cengiz evladına yeniden kavuşabilmek için evlat nöbetine başladı. Diyarbakır'da HDP il binası önündeki oturma eyleminde ailelerin sayısı artmaya devam ediyor. Kocaeli'den yola çıkan Zinnet Cengiz oğlu Adem'le birlikte Diyarbakır'a gitti. Cengiz ailesi de eylemdeki diğer aileler gibi çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor. Hiçbir haber alamadık bugüne kadar. Yeni öğrendik dağa çıktığını. Biz de geldik, televizyondan gördük burayı. Buraya geldik. Abimi istiyoruz. 5 senedir annem babam acı çekiyor. Abimi HDP'den istiyorum. Almayana kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim. Oturma eylemine yeni katılımların olması evlat nöbetindeki ailelere de umut oluyor. İnşallah onların sonu gelecek. Çok olunca inşallah onların kapıları kapatacağız. Bu HDP kapısı kapansa o Kandil'in yolu da kapanır. Yani yeter artık bu hasret bitsin. 6 senedir ben ne sesini duymuşum, ne yüzünü görmüşüm, ne kokusunu duymuşum. Yani yeter artık. Evlat nöbetinde bugüne kadar 20 aile mutlu sona ulaştı. Aileler çocuklarını terörün pençesinden kurtarana kadar eylemi sürdürmekte kararlı. Sevgili seyirciler, Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk 2 yıl önce bir fuara katılmak için gittiği Dubai'de tutuklandı. Öztürk'ün eşi kocasının Türkiye aleyhinde ifade vermeye zorlandığını, vermeyince de işkence edilerek hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.
Türk İş İnsanı ve İnsani Yardım Gönüllüsü Mehmet Ali Öztürk, 2018 yılında bir fuara katılmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Gözaltına alındı, hakkında müebbet hapis cezası verildi. Bu durum ailesi tarafından Türkiye'de yargıya taşındı. Eşi Emine Öztürk, işkenceyle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlattı. Gözaltına alındıkları sırada otelde olduklarını söyledi. Dışarı çıkarttığımızda bize kelepçe vurdular ellerimize falan. Gözlerimizi kapattılar, yani başımıza bir şey geçirdiler. Böyle çirkin zırhlı bir araçlara bindirdiler, götürdüler. Emine Öztürk bir gün sonra serbest kaldı. İlk uçakla Türkiye'ye gönderildi. Mehmet Ali Öztürk ise alıkonuldu. Avukat Mete Gencer, Öztürk'ün Türkiye aleyhinde konuşmayı kabul etmeyince kurgu bir dosyayla teröre destek verdiği suçlamasıyla müebbet hapis cezasına mahkum edildiğini söyledi. Bu süreçte birçok işkenceye maruz kalıyor. Kendisine Türkiye aleyhine ve Cumhurbaşkanımız aleyhine bazı beyanlar, ifadeler verilmesi konusunda baskı yapılıyor. Kendisi bu konuda söylenenleri söylemediği için ve bunun muhatabı ben değilim, bana böyle sorular sormayın dediği için. Öztürk'ün ailesi, Türk İş İnsanı'nın serbest bırakılmasını, işkence yaptığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri görevlilerinin cezalandırılmasını istiyor. Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullardaki başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Yasağın dayandığı yasanın eşitlik ilkesi, düşünce, dünya görüşü ve din özgürlüğü hakkını ihlal ettiği belirtildi. Avusturya'da aşırı sağcı hükümetin getirdiği ilkokullardaki başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmedildi. Avusturya Anayasa Mahkemesi, halk arasında başörtüsü yasağı olarak bilinen yasanın kaldırılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Avusturya Anayasa Mahkemesi Başkanı Christoph Grambenwarter, kararın gerekçelerini açıkladı. Müslüman öğrencileri hedef alan yasanın bu öğrencileri eğitim sisteminde ayrımcılığa maruz bırakacağını söyledi. Yasanın Müslüman kız öğrencilerin eğitim şanslarını sınırlama riski oluşturduğuna dikkat çekti. Başörtülü kızların toplumda dışlanmalarına yol açabileceğini vurguladı. Grambenwarter ayrıca yalnız Müslümanlara ait dini kıyafetlerin yasaklanmasının Müslümanların damgalanmasına sebep olacağını ifade etti. Bahse konu olan yasa, Mayıs 2019'da Başbakan Sebastian Kurz'un yönetimindeki aşırı sağcı hükümet tarafından mecliste kabul edilmişti. Eylül 2019'da da uygulanmaya başlanmıştı. Sevgili seyirciler, ekranlarınıza da yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri cephesinden bir haber var. ABD Senatosu içerisinde Türkiye'ye de yaptırımı içeren, yer alan ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısını kabul etti. Şimdi top Trump'ta. Peki bu yaptırımlar 12 madde ki o 12 madde içerisinde farklı farklı yaptırım türleri var. Trump bunlardan birini seçebilir. Bu noktada Amerikan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yetkide olacak. Bunu da belirtelim ama ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye olarak biz ayaklarımız sağlam bastığı sürece tüm zorlukları da aşacağımızı bir kez daha belirtelim. Tesadüf ve tevafuk aslında Türkiye'nin özellikle savunma sanayinden bir haber. Türkiye savunma sanayinde bağımsızlığını ilan etti. İnşallah ekonomik anlamda da dünya küresel ama çok daha güçlü bir ülke olacağız. Hani bu yaptırımlar vız gelip tırıs gidecek, bunu da belirtelim. Şu anda senatodan geçmiş bir tasarı var. Trump'ın önüne gelecek ama Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu dün nasıl anladık Avrupa Birliği zirvesinde, Washington'a da bunu kavrattıracaktır Türkiye. Bu noktada da hepimiz eminiz, hiçbir şekilde de memleketimizden şüpheye düşmüyoruz. Şimdi savunma sanayi demişken çok şükür hiç kimseye muhtaç değiliz ve yeni yeni projeler var ki birçoğunun adını bile tek seferde söyleyemeyiz. İşte onlardan birisi Mavi Vatan'ın öncü kuvvetlerinden olacak deniz karakol uçağı P-72'lerin ilki hizmete alındı. İstihbarat ve gözetleme yapacak. Denizaltı ve üstü savunma harbinde aktif rol alacak. Mavi Vatan'ın kontrolü ve korunmasına katkı sağlayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Meltem 3 projesinde ilk P-72 deniz karakol uçağı hizmete girdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren karakol uçaklar Doğu Akdeniz ve Ege'de başarıyla hizmet ediyor. Meltem projesinin 3. aşamasında deniz karakol görevinde kullanılacak ekipmanlar uçaklara entegre ediliyor. Envantere giren P-72 deniz karakol uçağı 8300 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip Mavi Vatan'da görev yapacak.
Projeye yerli ve milli sanayinin de yoğun katılımı oldu. Aselsan tarafından ekipman tedariği sağlandı. Yer istasyonu Havelsan tarafından güncellendi. TUSAŞ detay parça üretimini gerçekleştirdi. Uçakların üzerine gelişmiş radar sistemiyle torpido atma kabiliyeti gibi kritik sistemler entegre edildi. Sistemler sayesinde uçaklar ufuk üstü hedefleme ve arama kurtarma görevlerini yerine getirecek. 2021 yılı içinde iki deniz karakol uçağının daha teslim edilmesi planlanıyor. Meltem projesi kapsamında deniz karakol uçaklarının sayısı 12'ye çıkarılacak. Evet sevgili seyirciler, tablo böyle. Savunma sanayinde başardık, ekonomide de başaracağız. Türkiye tam bağımsız bir ülke olacaksa biz bu adımları atacağız. Hani hangi yaptırımlar, neler söylenirse söylensin. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklam arası saat başında yine karşınızda olacağız. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. 2020 yılının değişmez gündem maddesi koronavirüsle mücadele. Önce rakamlara bakalım. Dün bugüne bakacağız, bugüne bakacağız. Şimdi bugünün rakamları gelsin. 208 bin test yapılmış. 208.873 Türkiye test kapasitesini sürekli olarak arttırdı. Ve bu seviyede 32.106 kişi pozitif çıktı. Bu rakamın artık düşmesi gerekiyor. Bunu belirtelim. 5607 kişi de hasta, yani bugünkü hasta sayısı hastanelere yatan, tedavi görmek için bugün için yatırılan. Vefat sayısı tablonun en ağır acı boyutu. 226 vatandaşımızı, 226 kişiyi kaybettik. İyileşenlerin sayısı 5516. Yani daha henüz günlük hasta sayısından bile iyileşenlerimiz az. Yani risk devam ediyor. Peki tablonun bir de toplam boyutuna bakacak olursak 20.709.000, yani yaklaşık 21 milyona ulaştı yapılan test sayısı. 1.780.673 toplam vaka sayısı var. Bu rakam da önemli çünkü artık bu rakam açıklanıyor. Toplam vaka sayısı. Türkiye'de kaç kişi tespit edildi bu zamana kadar? 1.780.673 kişi de bu virüs tespit edildi. Tabii tespit edilemeyenlerle birlikte rakam tahminen ne olacak bunu konuşacağız. Toplam vefat sayısı maalesef 15.977. Mart ayından bu yana can kaybı görülüyor. Zannedersem 10 Mart'tan itibaren işte 15.977 vatandaşımızı kaybettik. Zatürre oranı %3.1, ağır hasta sayısı 5.952, iyileşenlerin sayısı 458.109. Şimdi dün bugün kıyaslaması yapalım. Bir tarafımızda bugünün rakamları, diğer tarafımızda da dünün rakamları olacak. İşte bugünün rakamlarını az önce ifade ettik. Dünkü tabloda böyle 206 bin test yapılmıştı. 30.424 vaka tespit edilmişti. 5.918 hasta sayısıydı. Vefat sayısı da dün 220 idi. İyileşenlerin sayısı da 5.232. Kıyasladığımızda vefat sayısı daha fazla. İyileşenlerin sayısı kısmen daha fazla. Hasta sayısı yaklaşık olarak dün 5.918'di, bugün daha az 5.607, ama bunun daha fazla şekilde azalmasını bekliyoruz. Yani bu rakam sıfırlanacak ki hastanelerdeki kapasite oranı özellikle artacak. Yani boş yatak sayımızın bu rakamın sıfırlanmasıyla doğrudan bağlantısı olduğunu söyleyelim. Burası da vaka sayısı, yani hafif geçiren veya işte semptomlarla evde tedavi edilenlerde orada. Tablo böyle. Peki bu tabloyu biz nasıl daha iyi hale getireceğiz? Önce aklımıza aşı geliyor ama öyle değil. Alacağımız tedbirler. İşte yaklaşık bir saat önce Türkiye'de hafta sonu kısıtlaması, kesintisiz kısıtlama. Yani 21'den pazartesi günü saat 5'e kadar hiçbirimiz sokağa çıkmayacağız. Ancak en yakın market veya bakkaldan saat 10 ile 17 arasında temel ihtiyaçlarımızı giderebileceğiz. Restoranlar da sadece paket servis yapabilecek. Sosyal hareketlilik azalacak, cadde ve sokaklar sessizliğe bürünecek. Hafta sonunu kapsayan kesintisiz sokak kısıtlaması uygulaması ikinci haftasında. İkinci kısıtlama bu akşam saat 21'de başladı. Cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkılamayacak. 81 ilde uygulanacak kısıtlama 56 saat sürecek. Pazartesi sabah saat 5'te sona erecek. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım ve orman gibi sektörler kısıtlamadan muaf.
Geçen hafta olduğu gibi bu haftada hafta sonu saat 10 ile 17 arasında market, kasap, bakkal, manav ve kuru yemişçiler açık olacak. Yürüme mesafesinde olmak kaydıyla bu noktalara gidilebilecek. Marketlerde bu hafta geçen hafta olduğu kadar yoğunluk yaşanmıyor. Biz de sabahları tercih ediyoruz. Kendi açımızdan daha güvenli olduğuna inanıyoruz. Cebimizde de sürekli kolonyayla geziyoruz. Ellerimize falan öyle önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. İzinli olduğum günlerde daha çok alışveriş yapmaya çalışıyorum. Bugün de kısıtlamaya gireceğimiz günden bir gün önce olduğu için alışverişimi, evimin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Market, bakkal, kasap, manav ve kuru yemişçilerin yanı sıra yeme içme yerleri de belli şartlarda hizmet vermeye devam edecek. Restoran ve kafelerde paket servisi dışında hizmet veremiyor. Bu işletmelerin motorlu kuryeleri kısıtlama günlerinde saat 24'e kadar evlere paket servisi yapabilecek. Açık kalacak iş yeri çalışanları kısıtlamadan muaf olacak. Evet, kısıtlama Türkiye genelinde başladı. Peki neler yaşanıyor? Muaf olanlar var. Bir takım tabii ki ekonomik işleyiş, görev icabı, sokakta olması gerekenler var. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'daki detayları alacağız. Arkadaşımız Ferit Demirbaş bizleri bekliyor. Ferit, arka planda araçları görüyorum. Tabii bir yandan da emniyet güçleri, kimler bu yasağa uyuyor, kimler uymuyor, onun denetimini gerçekleştiriyor. Nedir İstanbul'daki durum? Evet Cengizhan Cevahiroğlu, artık 56 saatlik hafta sonu sürecek sokak kısıtlamasının bir saatini geride bıraktık. Biz şu anda Beşiktaş ilçesindeyiz. Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunuyoruz. Kameraman arkadaşım Yüksel Şimşek. Hemen arkamızdaki kısıtlama için polis ekiplerinin kontrol ettiği noktayı, kontrolleri gerçekleştirdiği noktayı ekranlara getiriyor. Tabii akşam saatlerinden bulunduğumuz ana kadar neler yaşandı kısaca onu belirtelim. Akşam saatlerinde aslında İstanbul'da trafikte %75 seviyesine ulaşan bir yoğunluk vardı. Tabii bu yoğunluk kısıtlamanın başlayacağı saate kadar devam edecek mi etmeyecek mi bu merak ediliyordu. Ancak kısıtlama saati yaklaştıkça trafikteki yoğunluk ciddi anlamda azaldı ve saatler 21'i gösterdiğinde, yani hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladığında artık İstanbul hem sessizliğe hem de trafikte de bir hareketsizliğe büründü. Tabii biz İstanbul'da an itibariyle en hareketli olabilecek noktalardan birindeyiz. Zira az sayıda da olsa İstanbul'daki trafikteki araç sayısına bakıldığında çok çok az denecek sayıda bir araç var şu anda. Zira belirttiğim gibi Beşiktaş bu nokta, özellikle bulunduğumuz nokta hareketli olan yerlerden biri. Zira karşı yönden, Kabataş'tan gelen araçlar buraya, aynı zamanda sağımda kalan caddeden de Maçka ve Taksim istikametinden bulunduğumuz noktaya gelen araçlar var. Yani burası bir denetim noktasının kurulduğu kritik bir yer. Onun için nispeten bir araç yoğunluğu var burada. Ancak çok sayıda da polis ekibini görüyoruz. İşte onlar denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Aslında İstanbul'da kısıtlama başlayınca bir noktadan diğerine gidebilmek için, araçla gidebilmek için herhangi bir polis noktasından geçmeden ilerleyebilmek mümkün değil. Zira ana caddelerde, önemli meydanlarda, birçok İstanbul'un birçok noktasında denetim noktaları kurulmuş durumda. Hemen şunu da belirtelim. Tabii bundan önce olduğu gibi yeni başlayan kısıtlamaya da çok büyük oranda uyulduğunun altını çizelim. Tabii bir saati geride bıraktık dedik. Artık saatleri ilerledikçe İstanbul'da daha fazla sessizlik hakim olmaya başlayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet sevgili seyirciler, şimdi koronavirüsle mücadelede bu genel kısıtlamalar tabloya olumlu yansıyacak, ama nasıl yansıyacak veya ne zaman etki edecek veya etti mi, biraz bunu açalım. Yani bundan sonraki sürece ilişkin yeni tedbirler gerekiyor mu? Kıymetli bir isim, siz de yakından tanıyorsunuz. Bu süreçte bir nefer gibi hem hastanede hastalarının başında hem de medyada insanları bilgilendiren bir isim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın hocamızın kapısını bir kez daha çalacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Eve de beklerim inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ya sizi rahatsız ediyoruz sıklıkla ama hocam şu süreçte ihtiyacımız var. Şimdi sokağa çıkma genel kısıtlaması başladı. Rakamlara önce ne zaman etki eder? Başladı mı etki etmeye? Yüzdelik dilimlere siz tabii daha çok bakıyorsunuz ama nedir hocam tablo? Şimdi eğer 10 gün önceki kısıtlama bir de geçen haftaki kısıtlama olmasaydı, oradan önceki yükseliş hızına baksaydık, bugünlerde 40 binleri aşıyor olması lazımdı. Çünkü daha fazla kış infeksiyonların, daha kapalılığın, daha virüs bulaşma olasılığının artacağı bir zaman dilimine doğru girmiştik. Ama o kısıtlamaların önemli bir oranda etkisi oldu ki hala 30 bin, 32 binlerde devam ediyor. Asıl geçtiğimiz haftaki ve hafta içindeki yoğun kısıtlamanın etkisini de tahmin ediyorum salı çarşamba gününden itibaren 30 binlerin altındaki rakamı görmeye başlayacağız. Ve o da bir hızla aşağıya doğru ineceğini bekliyoruz. Evet. Peki hocam şunu merak ediyoruz. Şimdi iller bazında da siz yakından takip ediyorsunuz. Acaba iller bazında kritik durumda olan var mı? Veya bizim için önümüzdeki bir haftalık süreçte kritik nokta neresidir? Nelere dikkat etmeliyiz? Evet, şimdi Türkiye'yi tek bir ekrandan ve tek yorumla yapınca Türkiye'deki 83 milyon aynı yorumu almaması gerekiyor. Her il ölçeğinde herkes kendi il üzerinden bu mücadeleye katkı vermesi lazım. Beklenildiği gibi Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir ki yaklaşık 30 milyon bunlardaki düşüş var. Bunlarda aşağı yukarı %30'a yakın bir düşüş başladı ve devam ediyor. Eğer bu %30 olmamış olsaydı işte bugün 40 binler üzerinde bir rakam görürdük. Bu metropol kentlerinin düşüşünün yanında ama rakamı 30 binlerde tutmaya neden olan Hatay, Mersin, Adana, Samsun, Ordu gibi orta ölçekli büyük şehirlerdeki yükseliş olduğunu biliyoruz. O nedenle böyle 30 binlerde ama tahmin ediyorum önümüzdeki hafta bu orta ölçekli büyük şehirlerde de bir düşüş başlayacak. Yani 30 milyonu içeren metropollere eşlik edecekler ama bunları böyle söylerken o şehirlerin dışında nüfusu 400 bin ila 750 bin arasında olup büyük şehir olmayan yüksek nüfuslu iller de dikkat etmeleri lazım. Çünkü oralarda daha hala hazırda virüs geçirmeyen insan sayısı oldukça fazla. Doğal olarak da salgın orada kurallara uymazsak devam edecek. Yani Türkiye toplumu şuna bakacak. Evet sayılar düşüyor olabilir ama bunun nedeni yüksek sayıda olan kentlerde düşüyor olacak. Bu kendi illerinde kurallardan hızlı bir şekilde vazgeçmelerinin nedeni olmamalı. Yani rakamlar iyi şeyler gösterecektir. Ama bu iyi şeylerde biz kurallara uyduğumuz için iyi oluyor. Gevşetirsek önümüzde daha sert bir kış olur. Aşının etkisinin olacağı ocağın 3. haftalarına kadar olan bir zaman diliminde hiçbir sonucu çok iyi, çok başardık, artık bu işi bitirdik gibi bakmayıp bugünkü tedbirlerimizle aynen devam etmemiz gerekiyor. Madem aşıyı aştınız hocam tekrar tekrar sorular geliyor. Bu anlamda yeniden size yönlendireceğim. Aşı çalışması tam olarak Türkiye'de ne zaman başlar? Şimdi dünyada bazı noktalarda devam ediyor. Ve başladıktan sonraki süreç nasıl işleyecek, nasıl işlemeli ve o süreç bize ne zaman olumlu yansır? Şimdi Cengiz Han Bey, toplumumuz şunu bilsin. Dünyanın hangi ülkesi hangi normlardan onay alırsa alsın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi sağlık otoritelerinin yönettiği birimler vardır. İlaç Eczacılık Kurumu ve Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarları. Bunlar Türkiye'ye hangi ilaç ve aşı gelirse gelsin, iki hafta tutan topluma etkinliği, zararı, yan etkileri ve tehlikeli bir şey olup olmadığını test etmek zorundadır. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Öyle olunca bugünlerde gelmesini beklenen, belki de bugünlerde gelmiş olan o kargodaki aşılar Türkiye Cumhuriyeti'nin laboratuvarlarında 2 hafta süren, bunun içinde hayvan çalışmaları da vardır, insanına zararlı olmadığının ispat edildiği bir süreç vardır. Ha bu süreç bizim ne işimize yarayacak? Bu 14 gün laboratuvarlarda bu testler yapılırken aşı bütün sahaya dağıtılmış olacak. Yani Gümüşhane'nin Torul ilçesinden Hakkari'nin Uludere ilçesine kadar aşılar dağıtılacak. Yani boş durulmayacak hocam. Bir yanda evet, bilimsel inceleme yapılırken diğer yanda da anında talimat gelirse bir sürecin başlayabilmesi için bir çalışma olacak herhalde.
Aynen öyle. Tüm sağlık ordusunun ulaşılabilen tüm alanlarda buzdolabı olabilen 4 derecede bu aşıların saklanabileceği yerlere özel tırlarla, nakliyelerle ve dünyanın örnek gösterdiği bir aşı takip sistemiyle bunlar dağıtılacak. Türkiye'nin tüm alanlarına dağıtılacak. 13-14 günlük testlerin sonucunda evet olumludur. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine uygulanabilir bir aşıdır kararı verildiğinde hemen anında tüm sağlık ordusu tahmin ediyorum 25'i ile 30'u arasındaki bir zaman dilimi içinde Sağlık Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği risk gruplarına uygulanmaya başlanacak Allah'ın izniyle. Evet, şimdi hocam şunu çok iyi bildiğimiz için bir kez daha size sormak istiyorum. Çünkü siz sadece Türkiye değil dünyadaki yaşananları da çok yakından takip ediyorsunuz. Bu aşı sürecinde olur olmaz her türlü soruyu size sorduk ama yine sormakla mükellefim. Çin'den gelen Sinovac aşısının sonuçları noktasında var mı yeni bilgiler, yeni açıklanan rakamlar veya yan etkiler sizin edindiğiniz? Şimdi geçtiğimiz günlerde Enden Özen'in sonuçları açıklandı. Beklediğimiz gibi endüstrinin yani o ilaç endüstrisinin de iddia ettiği gibi %97'lerde koruyor. Biraz önceki cümlelerimde bir şeyi eksik söylemiş olabilirim. Bu süre içerisinde yani aşı gelip evet artık uygulayabilirsiniz diyeceğimiz 15 günlük süre içerisinde zaten Türkiye'deki de son faz çalışma sonuçları görülüp orada da etkinliğine bakılacak. Ve orada da inşallah %90'ların üzerinde Türkiye verileri de çıkmış olacak. Oradan sonra zaten Türk milletine bu aşı uygulanabilir denilecek. Mesela 15 günlük bir süre içerisinde aşıların bozulmuş olduğunu, içinde mikrop olabileceğini, yapılmasının doğru olmadığı gibi bir olumsuzluğun yanında faz 3 çalışmaları yapılıp yeterli savunma hücreleri oluşturmadığı Türk insanında denirse o zaman da uygulanmayacak. Yani millet sağdan soldan konunun uzmanı olan olmayan insanlardan değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Otoritesi'nin kendisini düşündüğü gibi milletini düşünerek elde etmiş olduğu verileri açıkladığı zaman, bunlar açıklanmadan olmayacak, açıkladığı zaman güvenle yaptırabileceğimiz bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Peki biraz dünyadan yani Endonezya'da uygulanıyor, Çin'de uygulandı. Zannedersem Brezilya'da uygulanıyordu hocam. Var mı böyle bir yan etki veya tesir veya aşı sebebiyle hayatını kaybeden? Çin aşısında zaten ölü virüs aşısı olduğu için böyle orta ve uzun vadeli büyük yan etkiler hiçbir zaman beklemedik. Söz konusu da değil diye biliyoruz. Çünkü bu tip aşıyla beraber 50-100 yıldır bir tecrübesi var. Türklerin de tecrübesi var. Dünyanın da tecrübesi var. Şu ana kadar aşının uygulanmasını engelleyecek bir yan etki yok. Biraz belki de hani toplumun kafasını karıştırmak adına Brezilya'dan bir ölüm bahsedilir. Ama o ölüm sonra açıldı, bakıldı. Bakıldı ki ilaç damar içi, ilaç kullanıcısı, uyuşturucu kullanıcısı ve yüksek doz uyuşturucuya bağlı bir ölüm. Evet. Onun dışında bir de şu bilgiyi de vereyim. Türkiye'de de yaklaşık 3000 üzerinde insanlarda bunlardan birisi de benim çalışma grubuna alındı ve aşı yapıldı. 3000 üzerindeki insanın hiçbirisinde kayda değer aşının yapılmasını engelleyen bir yan etki söz konusu değil. Hocam sizi bu süreçte yakından tanıdık. Muhafazakar kimliğiniz, milliyetçi kimliğinizi biliyoruz ama bilimsel anlamda siz bütün ilme açık olduğunuzu da ifade etmiştiniz. Ama gelen sorulardan birisi de acaba Türk aşısı ne aşamada? Yani siz Türk aşısı, Çin aşısı, Endonezya aşısı fark etmez. Hangisi verimlisi? Ben bunu kullanırım demiştiniz ama vatandaş merak ediyor. Türkiye'de uygulanan aşı çalışmasında son durum ne? Ne zaman uygulamaya geçer o aşı? Türkiye'deki çalışmalarda 15-16 aşı çalışması var. Hepsi çok iyi gidiyor. Tabii önde giden insan çalışmalarının birinci fazını tamamlayan bir Kayseri grubunun Profesör Aykut kardeşimizin çalıştığı bir çalışma var. Bu çalışmalar böyle her fazı 1,5 ay 2 aylık bir süre alır. Şu anda insanlarda etkinliğini ölçen faz 2 çalışması sürdürülüyor. Sonra 10 binlerce faz 3 çalışması yapılacak. Oldukça da fazla gönüllü var. Hepimizi mutlu edecek sonuca Nisan ayında ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu açıdan da Çin'den almış olduğumuz 50 milyon doz aşısını Ocak ve Şubat ayındaki süre içinde yaparken Nisan ayında Allah'ın izniyle Türk aşısı da uygulamaya gireceğini umuyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa böyle bir sonuç olacak. Sonra da inşallah
hem kendi ülkemize yetecek kadar aşı yapacağız, hem de dünyada şu an bizim beklediğimiz gibi Türkiye'den ve Türklerden aşı bekleyen ülkelere de, daha önceki pandemi sürecinde 180 ülkeye yardım eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o ülkelere de aşı konusunda da tahmin ediyorum yaz ve yazdan sonraki dönemde yardımcı olacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii bağlantımızın başında bizi çaya davet ettiniz. İnşallah şu pandemi süreci geçer. Yani siz söylüyorsunuz, bundan sonra o maske hayatımızın içinde olacak. Belki tekstil üretenler, takım elbise üretenler artık ona uygun maskeler de üretmeli ve bundan sonra da biz bunu mendil gibi yanımızda taşıyacağız her ihtimal dahilinde. Ama tekrar teşekkür ediyoruz. Kapınızı ne zaman çalsak bizim kırmıyorsunuz, vatandaşımızı bilgilendiriyorsunuz. İnşallah hayırlı sonuçlar elde ederiz kısa zamanda. Biz de daha güzel tabloyla daha farklı şeyler konuşuruz. Geçmişi konuşuruz. Nerelerde hata yaptık, nerelerde doğru yaptık bunu konuşuruz. Ama o günler yakın, sadece sabretmemiz gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı verdiğiniz için. İyi yayınlar. Evet sevgili seyirciler, şimdi virüsle mücadele noktasında sadece sağlık çalışanları değil, emniyet teşkilatı da canla başla mücadele ediyor ki kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. Ancak ısrarla kurallara uymayanlar var. İstanbul'da polis bir dairenin kıraathaneye, kahvehaneye dönüştürüldüğünü haberini aldı, oyun oynandı, ihbarını aldı. Bakın sonrasında neler yaşandı. Okey oynarken yakalandılar, kaçmak için ikinci kattan atladılar. Emniyet ekipleri İstanbul Esenyurt'ta bir iş anının ikinci katında bulunan dairenin kahvehaneye dönüştürüldüğü ve oyun oynandığı ihbarını aldı. Adrese baskın yaptı. Kapıda dur, kimse çıkmasın. Ekipler oyun oynayanlarla karşılaştı. Baskın sırasında içeride bulunanlardan bazıları ikinci kattan atlayarak kaçtı. İçeride bulunan 9 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28.350 lira ceza kesildi. Daire mühürlendi. Ondan sonra tablo böyle sevgili seyirciler. Bir anda canla başla çalışan sağlık çalışanları, polis ekipleri, zabıtalar, diğer yanda kurallara uymayanlar. Ama çok şükür ki devletimiz sağlık sistemi anlamında herhangi birimiz, kim olursa olsun, muhalefeti, iktidara yakın olanı, 83 milyon vatandaşımız virüse yakalandığında kapımız çalınıyor, ilaçlar kapımıza kadar geliyor. Şimdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme listesine alındığını da açıklamıştı. Selçuk, mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada muhalefetin virüs sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılsın çağrısına da bakın ne cevap verdi. Sağlık çalışanları konusunda burada böyle bir kanuna ihtiyaç yok. Çünkü şu anda ben bunu anlamakta çok güçlük çekiyorum. Çünkü meslek hastalığı da olsun, Türkiye'de bir vazife malulüğü diye bir durum var. Bunu bütün mevzuatımız var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, muhalefetten gelen koronavirüs sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılsın çağrılarına yanıt verdi. Yönetmeliği işaret ederek kanuna ihtiyaç yok dedi. İki tane memur olan doktorumuz vazife malulü ilan edilmiş durumda. İlliyet bağı kurulduğunda da gerekli işlemler yapılıyor. Başvuru bazlı ve meslek hastalığı konusunda da aynı işlemler, yani sosyal güvenlik, buna dair bir yönetmelik var ve yönetmenin bütün gerekleri işliyor bu konuda. Zehra Zümrüt Selçuk meclise devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme listesine alındığını da açıkladı. COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçları immün plazma tedavisine dahil olmak üzere geri ödeme listemize aldık. Koronavirüsle mücadelede sosyal koruma kalkanı kapsamındaki destek miktarının 45 milyara yaklaştığını da belirten Selçuk, yardımlara devam edileceğini söyledi. 1 Aralık itibariyle de kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru almaya başladık. Yeni başvuruları da İlk defa bir yenilik olarak kısa çalışma ödeneğini E-Devlet üzerinden alıyoruz. İşçilerimizi koruyalım diye, istihdamlarını koruyalım diye sözleşme fesih kısıtı getirdik ve bu süreçte de nakdi ücret desteği verdik. 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6.4 milyarın üstünde nakdi ücret desteği ödedik. Zor bir yıl geçiriyoruz. Sadece biz değil, dünya da öyle sevgili seyirciler. Bir yanda can kayıpları, diğer yanda maddi kayıplar. Şimdi bizleri izleyen, dükkanını kapatan vatandaşlarımız, kirasını ödeme durumunda olanlar,
Herkesi çok yakından anlayabiliyoruz. Buna emin olabilirsin. Sevgili seyirciler, şimdi dünyada da can kayıpları 1 milyon 590 bine yaklaştı. Hatta ekonomilerde durma noktasına geldi. Rusya'da her 4 şirketten biri iflasın eşiğinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde yardıma ihtiyaç duyanların sayısı da giderek artıyor. Salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 16 milyonu geçti. Can kayıpları da 300 bin sınırına dayandı. Günlük can kaybı 3 bin seviyesinde. Koronavirüsün ekonomik etkileri de hissediliyor. Yardıma ihtiyaç duyan 19 milyon kişiye salgın nedeniyle 853 bin kişi daha eklendi. Rusya'da 25.500 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 597 bini geçti. Salgın Rusya ekonomisine de darbe vurdu. Ülkede son bir yılda iflas eden işletme sayısı 4,5 milyona yaklaştı. Ukrayna'da iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçti. Son 24 saatte 13.514 yeni vaka görüldü. 15.327 kişi iyileşti. İran'da da son 2 haftada günlük can kaybı %40 azaldı. Abluka altındaki Gazze şeridinde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Filistin güvenlik güçleri caddelerde kontrol noktaları kurarak denetim yaptı. Japonya'da vaka sayısı 168 bini aştı. Güney Kore'de ise günlük vaka sayısı 700 civarında. Sayılardaki artış nedeniyle hızlı test yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Temaslı takibi için de güvenlik güçleri harekete geçti. Salgının kontrolü seyrettiği Çin'den de yeni vaka haberleri geliyor. Ülkede gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ikinci kez ertelendi. Şampiyona 2023'ün Mart ayında düzenlenecek. Hong Kong'da 104 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artması nedeniyle ek kısıtlamalar uygulamaya konuldu. Toplu test merkezinde şehirdeki taksi sürücülerine koronavirüs testi yapıldı. Evet. Aşılama kampanyasına bakacağız sevgili seyirciler. Bazı ülkeler başladı, bazı ülkeler Türkiye gibi başlamak üzere başlayan iki ülke var. İngiltere ve Rusya, oralara bakalım. Yani orada ne oluyor? Çünkü önümüzdeki günlerde benzerini bizler de yaşayabiliriz. İngiltere ve Rusya'ya çevireceğiz. İngiltere'de Londra'da arkadaşımız Zeynep Er Yılmaz, Rusya'da Moskova'da da Eşref Yalın Kılıçlı bizleri bekliyor. Şimdi önce Eşref'le başlayalım, Moskova'yla başlayalım. Çünkü az önce de ifade ettik, Rusya'da ekonomi durma noktasında, 4 şirketten biri iflasın eşiğinde ama Sputnik 5 aşısını geliştiren Rusya aşılamasına başladı. Peki nasıl gidiyor Eşref? Aktarır mısın, neler yaşanıyor Rusya'da? Evet Cengiz Han, senin de belirttiğin gibi artık genel bilanço ağırlaşmıştı. Hem yatak doluluk oranları %80'leri geçmişti ki 85'e varmıştı. Ülke genelinde bazı bölgelerde hatta 5-6 bölgede, federal bölgede %90-95'e de varan, örneğin St. Petersburg, Kaliningrad gibi yerler, ki bunlar Rusya'nın batılı yüzleri biliyorsunuz. Çok fazla turist gelen bölgeler Rusya'ya. Buralarda %95'e çıktıktan sonra artık Rus makamları, Sağlık Bakanlığı, Kremlin sürekli artık aşı çalışmalarının başlatılması gerektiğini söylüyordu ki geçen hafta Başkan Putin'in verdiği talimatla beraber artık Rusya'nın tıp endüstrisi ve sağlık çalışanları aşılamaya hazır demişti ve bir an önce bu aşılama çalışmalarını başlatın dedi Başkan Putin. Bunun üzerine Moskova Belediyesi harekete geçti. Moskova Belediye Başkanlığı üzerinden bir platform oluşturuldu. Buraya kayıt yaptıranların, özellikle risk grubundaki 18-60 yaş arası Moskovalıların aşılanmasına geçen hafta başlandı. Evet, 18-60 yaş arasında özellikle öğretmenler, sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler ve kamu hizmet görevlilerinin aşılanmasına Moskova'da başlandı. Bu haftadan itibaren ise, bu hafta sonundan itibaren ise ülkenin genel satına yayılacak ki Rusya büyük bir ülke biliyorsunuz. 17,5 milyon kilometre kare toprağı var ve 83 federal bölge var. Kırım ve Sivastopol'da katıyorlar tabii ki. 85 federal bölgede bu aşılama çalışmaları başlayacak artık. Dolayısıyla biz dün mesela Moskova'da bazı politik kliniklere gittik bu aşılama çalışmalarını görüntülemek için. Orada yetkililerin bize vermiş olduğu 6 ay içerisinde ülkenin 3'te 1 nüfusunu aşılama planlarının olduğunu söylediler ki geliştirilen 3 aşı var biliyorsunuz. Sputnik V aşısı Rusya'da ilk geliştirilen aşı dünyadaki, tescil edilmişti. Daha sonra Novosibirsk'teki Vektör Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu bu Epivac Corona aşısı, bu da Sağlık Bakanlığı tarafından
tescil ettirildi ve Dünya Sağlık Örgütü'ne sertifika başvurusu yaptı. Biz Sputnik V aşısından bahsedelim. Zira Sputnik V aşısının şimdiye kadar 150 bin kişi Rus vatandaşı olmuş durumda. Dün açıklanan rakam bu. Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü 150 bin Rus'un Sputnik V aşısı olduğunu, özellikle risk grubundakilerden başlamak üzere, dediğim gibi öğretmenler, doktorlar, sağlık çalışanları, kamu hizmet görevlileri bu aşıyı olmaya başlamışlardı. Tabii ki denekler, daha önceki gönüllüler. Gönüllülük esasına bu aşı oluyor. Tabii ki koronavirüste yakalanmama şartı aranıyor bu aşıyı olmak için. Diğer taraftan diğer federal bölgelerde artık aşı yarından itibaren başlayacak. Başbakan Mishustin bunu açıklamıştı. Yatak dolu korona, dediğim gibi, çok fazlaydı Rusya'da. Artık tek çare olarak aşılama faaliyetleri, Rusya'nın aşıya güvendiğini söylemek gerekiyor. Geliştirdiği iki aşının bir an önce devreye sokulması gerekiyor. Ordu içerisinde 80 bin personelin aşılanması gerektiği söylendi ki 10 bin personelin ordu içinde zaten şu an itibariyle aşılandığı söylendi. Gagarin merkezindeki örneğin kozmonotlar aşılanıyor. Dolayısıyla Ocak-Şubat döneminden itibaren yoğun bir kitlesel aşılama dönemine girecek Rusya'da. Bu musibetin deyim yerindeyse Rusya'da ve bütün dünyada sona ermesi için özellikle Rus otoriteleri hem bu aşıyı bir prestij meselesi olarak 40'tan fazla ülkeyle sevkiyat için görüşüyorlar. Türkiye'de bunların arasında örneğin. Hem de içeride aşıyı, salgını bitirmek için bu aşıyı sürekli teşvik ediyorlar. İnsanları aşı olması için sürekli teşvik ediyorlar. Ancak Kremlin'de yapılan açıklamalar, Başkan Putin'in şu an aşı olmayı düşünmediği, sürekli Putin hakkında biliyorsunuz sağlık konusunda, sağlık durumu konusunda haberler çıkıyor. Ancak Kremlin bütün bu haberleri yalanlamış durumda. Şu ana kadar Putin'in aşı olacağına dair herhangi bir bilgi de verilmemiş durumda Kremlin tarafından. Evet, Eşref Yalın Kılıçlı'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi Londra'da Zeynep Eryılmaz'ı dışarıda soğukta beklettik. Zeynep, özür diliyoruz ama şimdi İngiltere'de 3 gün önce başladı aşılama çalışması. Nedir tablo, aktarır mısın bizlere? Aşılama çalışması, senin de dediğin gibi Cengiz Han, 3 gün önce başladı. En erken ilk başlayan ülke Birleşik Krallık oldu. Ancak neden erken başladığına bakmak için ilk öncelikle verilere bir göz atmak gerekiyor. Çünkü verilerin yüksekliği dikkat çekiyor. Veriler çok yüksek olduğu için hem pozitif vakalarda hem de can kayıplarında hükümet hemen aşılama çalışmasına başladı. Şimdi çok kısa süre önce son 24 saatin verileri geldi ve son 24 saatin verilerine göre bir günde 21 bin kişi pozitif vaka olarak belirlendi ve can kayıpları da 400'ü geçmiş durumda. Ülkede ise toplam 63 bin can kaybı bulunuyor. 63 binden fazla can kaybı bulunuyor. Şimdi tablo böyleyken genel olarak bakıldığında uzmanların dikkat çektiği son dönemde bir nokta var. O da pozitif vaka artışı. Ayrıca can kayıplarındaki artış da dikkat çekici. Şimdi son 3 haftanın verilerine bakıldığında pozitif vaka sayısının hızla arttığını görüyoruz. Dikkat çekici iki nokta var. Bunlardan bir tanesi gençler, diğeri de Londra. İlk olarak gençlerle başlayalım. 11-18 yaş arasındaki gençlerde çok hızlı bir pozitif vaka artışı görüldü. Bunun için de hükümet bir önlem aldı ve okullarda acil test yapılmasına karar verildi. Çocuklar ya da gençler semptom göstersin ya da göstermesin bir şekilde teste tabi tutulacaklar ve böylece onların durumu da çok net bir biçimde ortaya çıkmış olacak. İkinci başlıksa Londra. Başkent Londra yaklaşık 9 milyon. Şu anda biz ikinci derecede bulunuyoruz. Yani yüksek kademeli bir kısıtlama içerisinde bulunuyoruz. Ancak pozitif vaka sayıları o kadar hızlı artıyor ki gelecek hafta yeniden bu kısıtlamaların düzenlenmesi yapılacak. İşte bu düzenlemede en üst kısıtlama seviyesine çıkarılması tartışılıyor. Belki de gelecek haftaları Birleşik Krallık Noel ve yılbaşı öncesi en üst düzeyde kısıtlamalar çerçevesinde geçirecek. Şimdi aşı çalışmalarına baktığımızda da pazartesi gününden itibaren aşılama çalışmaları başladı. Öncelikli bir liste yapılmıştı. Yaş durumuna göre bir liste yapılmıştı. Gene ona riayet ediliyor ve 80 yaşın üstündekiler aşılanmaya başladı. Hastanelerde aşılama çalışmaları başladı. Çok geniş bir şekilde bu aşılama çalışmaları yapılıyor. Ancak dikkat çekici bir nokta var. O da gelecek haftadan itibaren mahallelerdeki hekimlerde, aile hekimlerinde bu aşılama çalışmalarının başlayacak olması. Şimdi daha sonra bu gitgide daha fazla yayılacak ve Ocak ayından itibaren stadyumlarda, spor salonlarında, çok daha geniş alanlarda aşılama işlemi Birleşik Krallık'ta devam edecek Cengiz Han. Evet sevgili seyirciler, İngiltere'de Rusya'daki tabloya baktık. Aşılama kampanyasındaki sürece dair detayları paylaştık. Şimdi bir de
arka planda bu kampanyaları etkilemek, olumsuz etkilemek adına siber korsanlar çalışıyor. Dünyanın gözü kulağı aşı çalışmalarındayken Avrupa İlaç Ajansı'na yönelik bir siber korsanlık olduğu haberi geldi son olarak. Pfizer ve BioNTech son günlerde aşı formüllerini elde etmeye yönelik siber korsanlıkla karşılaştıklarına ilişkin haberler de paylaşıyor. Bunun dışında birçok salgın döneminde dijital ortamda çalışana yönelik de sosyal medya üzerinden, internet üzerinden saldırı var. Şimdi ne oluyor, nasıl korunabiliriz? Bunu konuşacağız biraz. Kıymetli bir isim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doktor Merve Seren hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Cengiz Han Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi virüs bitti, şimdi bu korsanlar başladı. Dünya güvenliğini tehdit eden bir yapı. Bir yanda bu koca koca şirketler, hükümetlerin sağlık politikalarını etkiliyor. Diğer yanda da biz bireylerin günlük şirketlerimizle çalışmalarımıza etki ediyor. Ama isterseniz önce genelden başlayalım. Nasıl sızıyor bu korsanlar bu ağda bütün aşılama kampanyalarını, sistemlerin bilgilerini elde edip o sistemi bozabiliyor? Aslında şöyle, biz 21. yüzyıldan bahsederken hep işte enformasyon çağı, işte bilgi çağı diyoruz ve bununla beraber de bu bilgi çağının getirdiği bir enformasyon savaşları, bilgi savaşları, net savaşları diğer adıyla ve hatta siber uzay savaşları olarak karşımıza çıkıyor. Sanıyorum ki aslında COVID-19 vakası ilk defa bir sağlık krizinin, küresel sağlık krizinin bu kadar dijitalleşme çağına ayak uydururken ne kadar sancılı bir şekilde adaptasyon sağlamak gerektiğini bizlere göstermiş oldu. Buradaki hedef sadece devletler değil, aynı zamanda devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla özel şirketleri, hatta biz bireyleri de bağlıyor. Dolayısıyla aslında eskiden bu bilinçlenme düzeni biz devletten devlete diye düşünürdük. Şimdi aslında şirketler arasındaki bilincin, farkındalık düzeyinin daha fazla arttığını ve halka yönelik uygulamaların da arttığını görüyoruz. Şimdi aslında 21. yüzyıl dedim çünkü bunlar aslında siber casusluk ve hacktivizmin aslında patlama yapması literatürde zaten 21. yüzyılın yani 2000'lerin başından itibaren tekabül ediyor. Ve burada biz oltalama yani phishing diyoruz. Phishing başta olmak üzere çok sayıdaki siber saldırıya hedef oluyoruz. Buradaki COVID-19'un farkındalığı şu. Neden dijitalleşme çağı? Çünkü artık korona döneminde ne yazık ki tüm yazışma ve görüşmelerimizi biz uzaktan erişim kanalıyla yürütüldüğü düşünüldüğünde buradaki risk skalasının çok daha geniş olduğunu görüyoruz. Peki burada korunmak için ne yapılmalı? İlk önce de bu vakayı deneyin. Aslında sizin dediğiniz gibi bu Avrupa İlaç Ajansı bir açıklama yaptı ama bu Pfizer ve zaten BioNTech firmaları kendi bilgilerini EMA'ya devretmişlerdi. Dolayısıyla buradaki bilgiler EMA'nın serverlerinde kayıtlı tutuluyordu. Dolayısıyla buradaki esas riskin yani herhangi bir backdoor oluşturup oluşturmadığını burada EMA'nın sorumluluğu altında. Ama EMA şu ana kadar doğru bir saldırı oldu ancak elle tutulur gerçekten bizi riske edecek bir yani bir bilgi açığı vermediklerini beyan ettiler. Peki nasıl? Şunu sorabilir miyim? Yani bu korsanların dediğimiz tehlike ne yapabilirler? Mesela hayatımızda neyi değiştirebilirler? Bir şirketin bilgilerini çalmaktan ziyade bize bireylere hiç internet üzerinden çalışmayan ev hanımı veya sıradan vatandaşa yönelik ne yapabilirler mesela? Ellerindeki güç ne kadar? Bunu öğrenmek adına soruyorum. En kötü ne olur? Şimdi hatırlayacağınız üzere aslında daha bu koronanın ilk evresinde hemen biliyorsunuz herkes dijitalleşmeye ayak uydurmak adına Zoom ve Skype programları kullanmaya başlamıştı. Zoom programını kullanırken bizim buradaki esas tehlike kredi kartı bilgilerinin çalınmasıydı. Hmm. Dolayısıyla bizim buradaki esas kullandığımız şöyle bir şey var. Bir konsorsiyum var. Konsorsiyumun oluşturduğu PCI DSS diye bir şey var, sertifikasyon var. Biz bu sertifikasyona göre zaten aslında bizim bütün bilgilerimiz bankalarda mevcut. Fakat biz herhangi bir X firmasından alışveriş yaptığımız takdirde biz bilgilerimizi aslında o firmaya yüklüyoruz. Dolayısıyla biz buradaki PCI DSS sertifikasyonu da bir konsorsiyum. Yani bunun içerisinde Visa var, Mastercard var, hepsinin dahil olduğu bir konsorsiyum. Aslında biz buradaki verilerimizi güvenliğe yani %100'e yakın bir güvenilirlik sunuyor. Şimdi burada hatta biz hep biliyorsunuz sizin savunma sanayi programında da az önce de bahsettiniz. Hep yerlilik ve millilik diyoruz. 2000'lerden itibaren Türkiye'deki farkındalık da çok oluştu. Bakın o kadar çok firma oluştu ki Ankara'da ilk defa aslında 2004 yılında veri depolama merkezi olarak işe gören ve bu PCI DSS sertifikasyon alan bir firma vardı sadece Veri Teknik diye. Hemen akabindeki diğer firma ise IBM'di. Ve şu anda bu EMA'nın hackerlar tarafından
Biliyorsunuz işte bilgiler çalındı dedik demeden hemen önce, evet, iki hafta önce zaten Microsoft'la IBM bir uyarıda bulunmuştu. Ve IBM'in İstanbul'da unutmayalım mesela veri depolama merkezi var. Dolayısıyla biz burada bireyler olarak ne yapmamız gerektiğinde birincisi güvenilir firmalardan. Hocam. Biz ne yapabiliriz? Evet, güvenilir firmalardan alışveriş yapmamız gerekiyor. Bu bir. Çünkü bunlardaki bu PCI-DSS sertifikasyonu bizim için çok önemli. Bu veri teknik firmasının geliştirdiği PCI-DSS checklist var mesela, bu çok önemli. İkincisi farkındalığımızı oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki farkındalık derken phishing mesela, oltalama, yani yazışmalarda işte farklı linklere tıklamamamız gerekiyor. Onun dışında özellikle birey olarak şunu vurgulamamız gerekiyor. Zaten devletimiz bizim firmalara karşı mesela USON var, BTK nezdinde oluşturulan, yani Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi. Son 2 yıldan beri ücretsiz olarak hem bilgilendirme yapıyor firmalara, hem uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda bütün bir bilinçlenme şeyini hizmet ediyor. Yani nerede ne saldırı olduğuna dair, ve bu ücretsiz yapıyor ve bunun çok faydası gördü sektör. Zaten geri bildirimler de bu yönde. Onun dışında 3 tane saç ayağı var. Veri depolama, veri yedekleme, veri güvenilirliği diye. Bu anlamda sadece büyük ve orta şirketlerin değil, küçük şirketlerin de aslında bu veri depolama, veri yedeklemeden bence istifade etmesi gerekiyor. Veri depolama derken şunu kastediyoruz. Bir veri arşivlemeniz gerçekleşiyor. Artık hard diske bir şey yaptığınız takdirde hard diskte o datayı kurtarmanız çok zor. Ama veri yedekleme yaptığınızda felaket kurtarma merkezleri var, FKM'ler. Evet. Mesela örneğin Türkiye Petrolleri'nin, Türkiye'nin herhangi bir X pompasından çıkan bilgiye dair veriler aslında bu felaket kurtarma merkezlerinde depolanıyor. Peki devlet ayağı ne yapıyor? Türkiye'nin zaten sanallaştırma projeleri var. Türkiye'nin kendi devlet kurumları içerisindeki aslında yedekleme merkezleri var. Veri yedekleme merkezleri ve bununla beraber IT departmanları var. Bu anlamda bence Savunma Sanayi Başkanlığı'nın en son öncülük ettiği, biliyorsunuz Türkiye'nin siber güvenlik kümelenmesi var. Bu çok önemli. Bireyler olarak biz burada Sayın Müsteşarımızın da, İsmail Demir'in de katıldığı siber kafe online programlar var. Dolayısıyla evet, burada nasıl korumaya yönelik detaylı bilgiyi bu kafe programlarındaki açık, onları dinleyebilirler. USOM'un verilerini, bilgi paylaşımlarını takip edebilirler. Bunun dışında dediğim gibi zaten devlet kurumlarında bizim siber güvenlik yol haritamız var. Sıradan, buna yönelik bir evet, adaptasyon sağlanıyor. Sıradan vatandaşın olarak, belki de hocam şöyle, belki o bilmediğimiz tikler, yani tıkladığımız noktadaki adresler bir bankanın ön yüzü gibi oluyor kimi zaman veya e-devlet gibi oluyor ama güvenmediğimiz uygulamaya girmeyeceğiz veya o uzantıyı tıklamayacağız. Bir de güvenmediğimiz yerden alışveriş yapmayacağız. Ve aynen, web sitelerinde de, yani bu anlamda sizin kullandığınız güvenlik ağları da çok önemli. Evet. Bir de Türkiye'nin son olarak şunu söyleyebiliriz. Açık kaynak işletim sistemleri bizim için çok önemli. Mesela biz diyelim ki Microsoft'u kullanıyoruz ama Microsoft bu datayı her ne kadar bir uyarıda bulunsa da aslında bize bu verinin nerede depolandığını söylemiyor. Bununla gibi alternatif sistemler var, Linux gibi. Bunlar da tercih edilebilir, açık kaynak sistemlerini. Onun dışında Türkiye'nin geleceğini baktığımızda, yani bu evet, siber casusluk olayları veya işte siber uzay faaliyetleri nereye gittiği dediğimizde, biz biliyorsunuz bundan birkaç ay önce, hatta son iki yıldan beri hep blockchain uygulamaları tartışıyorduk. Ama şimdi blockchain'in yerini işte yapay zekaya devrettiğini görüyoruz. Artırılmış gerçeklik çok önemli. Bir de sin teknolojisi çok önemli. Dolayısıyla ilgili olan kişilerin aslında bu tarz belki uygulamaları evet, veya bunlar hakkında daha fazla bilgi almaları söz konusu olabilir. Hocam tabii o kadar isimler, teknoloji, biz yabancıyız ama tabii ki bu işle ilgilenen sizin gibi uzmanlar yakından takip ediyor. Günlük hayatımıza doğrudan etki eden bu unsurlar, siber saldırılar artık bir kitlesel savaşa dönmüş durumda. Bu çerçevede de hem devlet anlamında hem kurumsal anlamda herkesin önlem alması gerekiyor. Vatandaşımız da sizin de söylediğiniz gibi o oltalama adreslerden uzak duracağız ve güvenli noktalardan alışveriş yapacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doktor Merve Seren yayınımıza katkı verdiğiniz için. Sevgili seyirciler, haftayı böyle kapatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması var, bunu da biliyoruz ve pazartesi sabah 5'e kadar da evlerimizde olacağız. Biz TRT Haber olarak, TRT ailesi olarak sizlere evinizde neye ihtiyacınız varsa, filmse film, haberse haber, belgeselse belgesel, müzikse müzik, sporsa spor, bu ekranlarda, TRT ekranlarında bulabileceksiniz. Ne diyelim?
Keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saatler 21'i gösterdiğinde bu ekranlarda daha güzel haberlerde buluşmak üzere. İyi geceler efendim.